Evet. Hava kararmaya başladı. Bir gir şuraya abi. Hala açık sarıda ya. Oğlum, eksi kaça kadar gidiyor ki bu menet, onu bilmiyoruz ya. Oyunu patlatmayalım şimdi. Patlar mı ki? Yardır gelsin. Hadi bakalım şansımız nereye kadar giderse. Çünkü bu açık sarı hiç hoş değil yani. Oğlum bir ton koyulaşsaydın lan. Vallahi olgunlaşması uzun sürüyor. Ekinler büyüyor da olgunlaşması uzun sürüyor. Olgunlaştığı zaman daha fazla malzeme veriyor çünkü. Şimdi paramız eksi bayağı bir şey olacak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Şimdi bir dakika. Şuraya bir gel bakayım. Soya nerede pahalı? Hayvan çiftliğinde pahalı şu an. Hem de çok iyi fiyata veriyor be. Dur bakalım. Bir ton daha turunculaşacak bu.
Dön çocuğum. Evet, evet. Gel bakalım. İşte turunculaştı. Çık 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 çık. Şimdi piyasalara bakalım. Yükselişte olan var mı? 2600 küsür restoran noktası. Çok güzel abi. Bize yakın olan yer en baba fiyatı veriyor şu an bu ürüne. Hayvan çiftliğinde yükseliş var mı? Hiçbir yerde yok. Tamam, soya sabitlendi. 2600 güzel. Restoranda satacağız. Abi bak, olgunlaştı, nasıl hayvan gibi dolduruyor bak kasayı. Temiz. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Hazır biçer bu şekilde çalışıyorken ben periyodik saban gereksinimini açtım ama saban istiyor mu bu meneti, hiç anlamadım ben ya. İstemiyor işte. Ben de anlamadım abi. Neyse götür. Tamam, dur. Oradan sürmeye de başlayalım.
güzel. Sürme işlemi güzel, orada sıkıntı yok. Bu ne yapıyor? Fuller mi sanmıyorum. Maşallah, iyi malzeme çıkartacağız inşallah, güzel güzel. 2000 küsürden de temiz para alırız buradan ha. Bir tur mu, iki tur mu? Bitti ya orası. İyi iyi. Son turu güzel. Yürü bakalım. %88. Hiç fena değil. Çektiğimiz borç biraz başımıza bela oldu.
Haydi bakalım. Şu uçtan bir dikey keseceğim. Orada dönüş yapamıyor, sonra çıldırtıyor beni. Şimdi gel oğlum. Tamam. Biraz geri alalım mı seni? Hadi bakalım, sürmeye devam. Güzel, tarlamızı sürelim. Burayı bitirdiği zaman zaten biçerdelerin olduğu tarlaya geçeceğiz. Geçelim biçeri izleyelim abi biz. Biçer iyidir ya. Biçer candır abi. Biçerdeler iyi alet. Seviyorum o makineyi kardeş.
Evet, biçer döver. Bir bakalım ne durumdayız. Aha da bitirdi. Orada beklesin o. Bunun işi bitsin, onu çekerik oraya. Zaten o burayı dolduramayacağız. Şu kamyonu alalım abi. Ben şimdi bunu çalıştırsam biçer dövere yetişir mi lan bu? Şu an emin olamadım. Bas starta. Allah büyüktür. Gönder gelsin. Hadi bakalım. Abi tek biçer döver de uzun sürüyor işte ya. Hani ya ben bu tarlaları birbirine çaprazlayacağım ya da daha biraz bitki bir ya da iki tarla daha alıp biçer döver de iki tane yapacağım. İlginç. Şimdi hafif çapraz.
Çok iyi gidiyorsun. Ya bir şey, orayı niye bıraktı acaba ya? Burayı bırakması çok sinirimi bozdu şu an, biliyor musun? Bu hıyar burayı niye bırakmış olabilir? Evet, burayı sürme işini de bitirdik. Bunu da alıp götüreceğiz şimdi nereye? Biçer döverin yanına. Tamam, dönüyoruz. Gazları. Ne olmuş? %72'si dolmuş.
Döndür babacım döndür. Güzel. Haydi bakayım. Güzel güzel biçiyoruz tarlalarımızı, öyle çok şeyimiz de yok. Bakıyorum 22 nolu tarlayı biçiyoruz, 20-21, bir de ne, 18 nolu, 3 tane arazimiz var bundan sonra. Tabi bakiye paramız eksi 4000 euro da olması bir şey değil. Orası hiçbir şey yani. 1 milyon küsur borcumuz var bizim. Bir de o sıkıntımız var. Sapan niye istemiyor ya? Bir daha bakacağım. İstemiyor. Allah Allah. Ne tarz bir şey istediğimde saban istiyor acaba ya? Şeker pancarı, patates, matates ekersen belki saban isteyebilir. Yuh artık iyi doldu ha. Tamam. Bu bekliyor. Neyi bekliyor? Orası biraz daha kesilsin öyle. Onunla girelim, yoksa o buna yetişir. Sonra birbirlerine tosluyorlar.
Şu ürün satış fiyatlarını bir elden geçirelim. Restoran noktasında 2176 soya. Hayvan çiftliği noktasında 2523 hayvan çiftliğinde daha yüksek fiyatı. Hayvan çiftliğine götürürüz, o dert değil. Kamyon basıyor nasıl olsa da. Diğer ürünlerde hani diyelim ki bunu ekmedik, ne ekebiliriz düşünürsek ayçiçek var. Bu pamuk büyük ihtimalle çünkü yok kanola. 2000'leri gördüğü oluyor kanolanın. Yulafın da 2000'leri gördüğü oluyor. Güzel. Onun dışında zaten çok ekebileceğimiz bir şey yok. Pamuk fena abi. 4800. Yani pamuk ama pamuğun ekipmanı sıkıntılı abi. Abi pamuk için özel ekipman lazım, patates için özel ekipman lazım, şeker kamışı için özel ekipman lazım, pancar için de özel ekipman lazım. Yani hepsi ayrı kendine has cihazlarla yapılıyor. Onlar biraz masraflı bitkiler. Bir tane küçük tarlamız var. O yanında bir tane 19 nolu tarla var. Onu alırsak küçük yerin birinin üstüne tavuk için bir şey ekebilirim. Hadi bakalım, sürmeye başla. Hem sürüyoruz hem biçiyoruz, daha iyi oluyor böyle. Orada uçtu mu bıraktın az bir şey? Kalsın o da orada ya. Bir tur dikey alacağım. Yanlamasına bir tane keselim. Buradan dönüşte sıkıntı yaşıyor çünkü. Yürüyoruz. Tamam.
Valla daha arızaya girmedi. Bu da iyi bir şey. Vallahi dolmadı kasa. İlginç. Güzel. Sonuçta bundan sonra iki tane arazimiz kalıyor. Gayet iyiyiz. Ama bu verimsiz oldu ya. Öbüründe daha verimliydik abi. Çok verimsiz oldu bu. Arazinin verimi düşmüş. Kanala daha çok çıkmışlar. Abi şu an çok ciddi sıkıntı yaşıyorum bunu. Şimdi dünyanın mahsulü çıkmıştı daha önceki hesapta. Bu çok az yani bana.
Bitmek üzeresin güzel. Bu işte bir tuhaflık var ama dur bakalım. Abi bıçak bu kadar mı fark eder lan? Şimdi güzel. Ama o kamyon orada durmasın hocam.
Yük binince makinenin sırtına arka teker oturuyor. Bakalım bakalım Zoya fasulyesi. 2195 diye yükseliyor diyor restoran noktası için. Hadi. Yüksel bakalım. Ne kadar yükseleceksin? Hadi. Bakalım nereye kadar yükselecek restoran noktasında fiyat. Yükseliyor madem. Hadi oğlum. Oo, 2400. Çok merak ediyorum daha ne kadar yükselebilir. Hala yükseliyor. Çok iyi abi. Vallahi çok iyi. Yüksel oğlum. ...2500 çok güzel. Vallahi artıyor oğlum, deli gibi artıyor hem de. Oğlum bayağı bir yükseldi ha. ...2610. Yağmur geliyor. Daha fazlasını yapamayacağım. Mecbur 2632'de kaldık. Öbür ekiciyle ekersem soya fasulyesinin ne fark ediyor acaba? Asıl benim merak ettiğim şu kesici, bak bu sadece bunu kesiyor. Sadece ayçiçeği kesiyor bunlar lan. Bu mısırı kesiyor. Hem mısır hem ayçiçek. Tamam. Bu ekiyor.
Bu da topluyor. Traktörle çalışıyor ama bu. Şu. Şeker kamışı toplama makinesi mi bu? 2 metre oğlum ucu. Fiyata bak anasını satayım. Çüş. Şimdi silaj mısırla oluyor abi. Silaj ayrı bir şey. Silaj için alan lazım da. Burada benim anlamadığım bizim şu standart kesici var ya. Oğlum yağ turpunu falan neyle topluyoruz? Onu anlamış değilim ha. Yani infoya gel abi. Yağ turpu nerede? Yağ tohumu özel bütün hasat etmez. Gömersiniz. Mahsuller görün hale geldikten sonra tarlanızda pulluk kullanabilirsiniz. Buna yeşil gübre denir ve suni gübre gibi çalışır. Bir sonraki ürününüzü %30 arttırır. Bir dakika. Yağ tohumu turpunu ekeceğim. Sonra gömeceğim. Sonra pullukla basacağım. Bir dakika lan. Peki yağ tohumu turpunu... Oğlum lan neyle gömeceğim onu? Abi bir dakika ya, onu nasıl gömeceğiz? O çok acayip bir teknoloji abi. Onu nasıl gömeceğiz ki? Hayır şimdi o aleti yağ tohumu turpu da tamam da onun nasıl gömeceğini bilmen lazım. Şimdi o ayrı bir sıkıntı. Neyle gömeceğim abi ben onu? Onu araştırmam lazım. Tam yağ tohumu turpu bu. Yok abi. Ya kafamı karıştırdı. Şimdi o yağ tohumu gübre görevi görür diye ama. Şimdi abi yağ tohumu turpu olayını ben hala anlamadım biliyor musun? Onu nasıl yapacağız ya? Harbiden onu nasıl yapacağız? Thank you.
Biriktirme yok abi, yine satacağız. Borcumuz var, gırtlağa kadar batmış haldeyiz. Çekti gel frenini. Gönder bunu abi. Tam bu sarmaya başladı. Ben kanala ektim peşine. Bu ne ektim? Şu namlı yapıcılar ne işe yarıyordu ya? Namlı yapıcı çimi, kuru otu ve samatın sıralar sıralı yığınlar halinde düzenler. Bunlar daha sonra yemlik vagonlarına ha. Ya yağ turpunu gömme olayını hala anlamadım. Çözeceğim, çözeceğim. Onu da çözeceğim.
Güzel. Hasat muhabbetini de bitirdik sayılır. O hala yapıyor. Mevzu tam olarak bunun bitirilmesi hocam. Bir dakika lan, verimlilik muhabbetini tamam. Verimliliği arttırmak için bir şey yapmak gerekiyor diye. Üretim özeti. Organik gübreyi üretmek istiyorsan biyogaz tesisine silaj götür. Şimdi abi burada asıl önemli olan şey şu. Bu malzemeyi
Yani bu arazinin verimlilik seviyesini %100'ü nasıl çıkaracağım konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok ya. Ve verimli değil yani. Ulan bok var oradan dönüyorsun. Alet arızaya girdi alet. Ulan bu nasıl bir iş ya?
Boşalt. Şimdi gel bankaya. İyi ödedim. Çok iyi ödedim. Kontratlarda var mı şöyle bilmem neresi 5 kilo ya o ne la? Merkez tahıl ambarına. Olabilir. Daha pahalı iş var mı? Yok. Bu diyor ki merkez tahıl ambarına iş, tamam. Bence güzel iş. Nesne ödünç alarak yapmak da çok mantıklı olacak. Bir yerlerden para gelmesi lazım. Nesne ödünç al. Bir sonraki bölümde bu işi yapacağım ama ön hazırlığımı yapayım, değil mi? Şimdi tarla 5'e gidelim. Bu sefer şansın yaver gitti. Tarla 5.
67 bin miydi yok, 59 bin miydi? Öyle bir şey işte. Şimdi hoppa. Evet. Bir tane ekstra kontrat işe aldık. Kendi tarlamızdan mahsul topladık. Ve olay şimdilik bitti diyelim arkadaşlar. Sabahın... Oo, ben 4 saattir yayındaymışım. Sevgili TikTokçum, bu yayın 2 veya 3 part halinde YouTube kanalımızda da olacaktır. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Yeni yayınlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere diyorum. Şöyle de oyunu kaydetmem gerekiyor biliyorum. Şöyle tıklıyorum. Space dedik. Kaydet abi. Evet değerli arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar cümleten Allah'a emanet diyorum ve yayını burada sonlandırıyorum.